Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün önderliğinde, yükselen bir medeniyetin kudretinde, tuvalde renk renk umut, notalarda coşku dansı. Sanatın ışığında parlıyor Cumhuriyet'in sonsuz yıl dönümü. Resimlerde birer destan anlatır geçmiş ve geleceği. Atatürk'ün vizyonunda sanat birleştirir milletin özdeği. Heykeller yükselir büyük liderin izinde. Cumhuriyet'in altın çağında sanatla şereflendirilir her yer. Notalarda özgürlüğün şarkısını söyler, duyulur yükseklerden. Atatürk'ün sevgisiyle sarılır sanatın güzelliği. Sahnedeki performans birer zafer marşı gibi. Cumhuriyet'in 100. yılına selam olsun duru coşkuyla. Bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Altınordu Belediyesi katkılarıyla Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Koroları Candan Faslı Dil Türk Musikisi Topluluğu tarafından hazırlanmış olan 100. yıl konserine Sayın Altınordu Belediye Başkanım, Sayın Baro Başkanım, Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürüm, protokolümüzün değerli mensupları, siz değerli müzik dostlarımız, hoş geldiniz. Geçiyoruz ki afetlerin yaraları sarılmaya çalışılırken katledilen yavruların acısını hep beraber hissediyoruz. Biz öyle güzel bir milletiz ki ay yıldızlı bayrağımızın altında, Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızın dediği gibi damarlarımızdaki asil kanla tek yürek olabiliyoruz. Acılarımızı sevgiyle sarıyoruz. Bu akşam yine tek yürek olabilmenin bir başka örneği farklı bir konsere şahitlik edeceksiniz. Aramızdan zamansız ayrılan kıymetli şefimiz Engin Candan anısına. Görmüş olduğunuz topluluk tek yürek oldu. Engin hocalarının çalışma disipliniyle yaklaşık 20 yıllık koroyu yaşatmak üzere birlikteliklerini bozmadılar. Candan, Faslı Dil Türk Musikisi topluluğu sevdiklerini kaybetmenin verdiği hüzünle şefimizin anısını yaşatmanın heyecanını harmanladı sizler için. Sanat camiası 2 gün önce bir üzüntüyle yine sarsıldı. 2 gün önce aramızdan ayrılan değerli sanatçı Sayın Tuncer İnan'ı da rahmetle anıyoruz. Bu vatan uğruna canını vermiş, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Vatan uğruna kan dökmüş bütün şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Arz ederim.
konuşmalarını yapmak üzere Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'i davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli baro başkanım, yine aramızda bizleri yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarım, belediye meclisi üyesi arkadaşlarım, çok değerli protokol il ve kültür turizm il müdürlüğümüzün çok değerli müdürü, sanatsever misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Altınordu Belediye'mizin ve Ordu Valiliğimiz İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle candan faslı dil Türk musikisi topluluğunun vereceği 100. yıl konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatsal etkinlik olunca çok fazla bu müstesna geceyi kelama boğmamak gerekir. Ancak birkaç kelimeyi de, duyguyu da öylesine seçkin, nezih bir topluluk bulunca paylaşmadan, duyduklarınızı deyişe dökmeden de duramıyor insan. Birazdan Türk musikimizin, medeniyetimizin içinden adeta süzülüp çıkan nameleri hep birlikte terennüm edeceğiz. Sözlerimin başında biraz evvel programımızı sunan hanımefendinin de ifade ettiği gibi çok zamansız, ebediyete irtihal eden, hayata veda eden kültür ve sanat insanı, şahsen benim Engin ağabeyim, topluluğumuzun da aynı zamanda koro şefi olan sevgili Engin Candan beyefendiyi, ağabeyimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle, saygıyla anmak istiyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine, koromuza, sevenlerine yine başsağlığı diliyorum. Yine ağabeyimizin ruhu şad olsun. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, konserimizin bu akşamki teması 100. yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimiz büyük bir onurla, büyük bir gururla ifade etmeliyim ki 100 yaşında. Kadim medeniyetimiz üzerinde yükselen cumhuriyetimiz aslında binlerce yıllık bir birikime dayanan güçlü ve gürbüz bir çınar olduğunu da gösteriyor. Biz bu bilinçle Türk milletinin asil çocukları olarak devraldık bu emaneti. Cumhuriyeti kuran, bizlere emanet eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadı, en küçükten en büyüğüne varlığını Türk milletine adamış, adanmış herkese Ordu'dan, kültür merkezinden mekanı ve zamanı da şahit tutarak selam olsun. Bizler ikinci yüzyılda hep birlikte cumhuriyet ideallerini bir adım daha öteye götürme, taşıma ve sorumluluğunun aynı zamanda heyecanını yaşıyoruz. Dünün birikimine yaslanarak geleceğin güçlü hikayesini yazmak için yine en küçükten en büyüğüne var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Bütün bunları yaparken sanat olmazsa olmazımız. Onun için diyoruz ki
sanatın şehri Altınordu. Gazi Paşa'nın da ifade ettiği gibi sanatsız kalan bir millet hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu bize bir vasiyettir. Aslında bu bize bir istikamettir. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehir bilimle, irfanla ve sanatla kurulur ve yükselir. Bir şehir ancak sanatla ufuk kazanır ve tarihle buluşur. Onun için şehrimizi sanatla, bu akşam olduğu gibi musikiyle buluşturmayı kendimize bir vazife olarak görüyoruz. Candan Faslı Dil Türk Musikisi topluluğumuz da geçen yıl yine bu vakitlerde bize musikimizin eşsiz eserleriyle ruhumuzu buluşturmuştu. Terennüm etmiştik, teneffüs etmiştik Engin abimizin de şefliğinde ve önderliğinde. Bu yılda medeniyetimizden tevarüz eden sanat musiki eserlerini yine bu akşam bu nezih topluluğa sunacaklar. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum ve sizleri eşsiz müzik ziyafetiyle baş başa bırakıyorum. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz. Değerli sanatseverler, müziğin insan ruhunu besleyip büyüttüğü, acıyı, sevinci, umudu zenginleştirdiği, bize kendi gerçeğimizi gösteren bir ayna olduğu hepimizin kabulüdür. Hicaz Peşrev ile başlayan konserimiz tek bölümden oluşmaktadır. Hicaz makamı ulvi bir hüzün telkin etmektedir. Musiki ile tedavide en fazla kullanılan makamlardandır. Farabi, Hicaz makamının insan ruhuna huzur verdiğini belirtmektedir. Koromuzun seslendireceği Hicaz şarkılar çabuk geçen yıllara sitem ediyor. Yarın lüle saçlarından beyaz güllere benzetme yapıyor. Çamlıca'nın bahçelerine çalınan sazlara bizi götürüyor. Ve Hicaz fasıl ziyafetine dönüşüyor. Saz heyetini takdim etmek istiyorum. Şef sazda Erkan Gönül. Kemanda İlker Demir. Ney Hasan Sevgili. Uğut Yaşar Bayramlı. Kanun Pınar Candan. Bas gitar Yiğit Güç ve perküsyonda Gökmen Güney. Güçlü alkışlarınızla, koromuzla sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Thank you.
alkışlarınız için teşekkür ederiz. Candan Faslı Dil Topluluğu'nun her bir mensubu içlerinde hüzünle hazırlandılar. Ani vefatlar ile aramızdan ayrılan şefimiz Sayın Engin Candan'ı, Sayın Sezer Bölükbaşı, Sayın Ramiz Eren'in sevgilerini şarkılara sığdırdılar. Yüreklerinde yaşattılar. Biz inanıyoruz ki onlar şu an bu salondalar. Engin Candan ses sanatçısı. 1960 yılında doğdu. Müzik çalışmaları lise yıllarında başladı. 1985 yılında yapılan Ordu Altın Fındık ses yarışmasında birinci oldu. Ordu Musiki Cemiyeti'ne korist ve solist olarak başladı. 96 yılında cemiyete şef olarak atandı. Çok sayıda koro çalıştırdı. Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda uzun yıllar görev aldı ve 2017 yılında emekli oldu. Faslı Dil Türk Müzikisi topluluğunun da mimarıdır kendisi. Kuruculuğunu yaptığı musiki topluluğunun ismi vefatından sonra Candan Faslı Dil Türk Müzikisi topluluğu olarak değiştirilmiştir. İnsan ömrü bir şarkıdan kısa. Şarkılarsa ömrün dudaklarında ruha şifadır. Benim için de çok zor olan bir anons olacak şimdi. Habertürk kanalında Paul Dwyer'ın Müzik ve Yol programında 2015 yılında yayınlanan bir kesitinde sevgili şefimizle buluşturacağız sizleri. Söz Necati Daş'tan, beste Engin Candan, mahur makamındaki şarkı Canan ki aşkın raihası damlıyor saçlarından. Solistimiz, her daim manevi şefimiz, sevgili Engin Candan huzurlarınızda güçlü alkışlarınızla lütfen. Müziklere geçmeden önce önce sizi tanıyalım. Engin Candan, Ordu Kültür Merkezi Tüm Sanat Müziği'nin şefi ve hocasıyım. Programımıza hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Yüreğimizde yaşatabiliyoruz, iyi ki. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine yeniden.
Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları. Ne inkar, ne itiraf bu yalnızca sitem. Söz Aysel Gürel, beste Onna Tunç. Solistimiz sevmeye, birlikte olmaya doyamadıklarımız, sevgisini kalbimizde yaşattıklarımız için seslendiriyor. Solistimiz Sayın Nezahat Savaşkan geliyor. Alkışlarınızla. Thank you.
Teşekkür ederiz. Solistimize de teşekkür ediyoruz. Aşk en uzun kelimedir. Zamansızlığın girdabında yanıp tutuşur insan. Bilen bilir bunu ve elbette insan şarkılara bırakır kendini. Başka çaresi yoktur ki. Aşk ayrılıkların soluğuyla büyür, arzunun nefesiyle ateş bulur. Çoğu zaman ulaşamamanın, kavuşamamanın adıdır aşk. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini gittiğinde anladım. Hayatta hiçbir şeye böylesine yanmadım. Sensiz yaşamak çok zor, gittiğinde anladım. Güfte aşkın tuna, beste hüsnü üstün. Solistimiz Sayın Çiler Tokcan Akdeniz geliyor. Alkışlarınızla.
Şarkılardır yine. Sonbaharda bırakamadığımız hüznümüzde, kış ortasındaki güneşimizde şarkılarla yuva yapmıştır içimize. Beste Selahattin İnal, Güfte Hikmet, Münir Evcioğlu'nun hüzzam eseri var sırada. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Solistimiz Osman Tercüman, alkışlarınızla huzurlarınızda. Sesimde şarkısı aşkın.
Yazık, yazık işte o ömrüm. Ziya olup gidiyor. Yazık, yazık işte o ömrüm. Ziya olup gidiyor. Şeye gereğinden fazla değer yükler ve kendimizi üzeriz. Şarkı üzülme diyor bize. Aşk rüyadır çoğu zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak. Harika bir düet ziyafeti var sırada. Sayın Ayşen Yılmaz ve Sayın Mesut Güzel'i sahneye davet ediyorum. Yok, yok değil bir haber.
solistlerimize teşekkür ediyoruz. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın? Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın? Yusuf Nalkesen bestesi, Muayyer Kürdi şarkı var sırada. Veda bu sesi. Solistimiz Sayın Turgut Güngör güçlü alkışlarınızla geliyor. Yüzüme
Dolaşıyor zihni. Yitirdiği sevgiler kaybolan zamanın ardında birer hayalet gibi dolaşıyor etrafında. Yalnız kalan ruhların acısı içindeki fırtınayı dindirmeye çalışıyor. Söz ve bestesi Teoman Alpa'ya ait Muayyer Kürdi eser. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yalnız senindir diye devam ediyor şarkı. Solistimiz Sayın Tülin Baranya seslendiriyor.
O ipekten kumaşı üzerimizde taşımak zorundayız. Eksiğini, fazlasını, söküğünü bilerek ama onun bir ipek olduğunu da unutmadan, teli sağlamlaştırmak için hayatın en güzel iğne ve ipliklerini kullanırız. İnsanları, şarkıları, filmleri, hüznü, kederi, aşkı, ayrılıkları yani yaşama dair her şeyi kullanırız ve onu sağlamlaştırmaya çalışırız. Avni Anıl bestesi şarkı, unutamadıklarımız için bir tel daha atsın ruhumuza. Unutamıyorum, gecem yok, gündüzüm yok. Solistimiz Sayın Özge Öztürk Bayram geliyor alkışlarla. Zamanların ötesinden karanlıklar içindeyim, kapkarayım bugün gel. Gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şey kımıldıyor, gözlerim kan çanağı, yorgunum, uykusuzum. Bir baksana ne haldeyim deli divane. Yaralıyım, çaresizim, umutsuzum.
bana bir şarkı söyle. Yağmur ol, yağ üstüme, güneş olasın. Dökül karanlığıma ışıklar gibi, al beni uzaklara götür. Sesin aksın içimde bir pınar gibi, bana bir şarkı söyle. Ümit Yaşar Oğuzcan ne kadar da güzel istemiş şarkıyı dizelerinde, özlediğine çağrıda bulunmuş. Sıradaki şarkı da Hüseyin Soysal bestesi Nihavent Eser. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Özlediklerimiz için seslendiriyor solistimiz. Sayın Deniz Güneş Bayramlı geliyor. Thank you.
farklıdır bugünden. Hiç olmazsa adı değişir. Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde, basarak yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına birazcık umut sakla. Güftekar Ülkü Aker bestesi İrfan Özbakır'a ait mahur şarkıda, şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, benim gibi özlesen, benim gibi sevseydin diyor ve umut besliyor, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin diyor. Solumuzun ardından koromuz sizlerle olacak. Koristlerimizin ve SAS heyetinin bütün ekibin ricası, lütfen sizler de eşlik ediniz, bilhassa koromuzun seslendireceği eserlere. Şimdi solistimizi davet ediyorum. Sayın Taner Can Bulut sizlerle. Beni
Mavi boncuk takarsın.
akşamlar plaket takdimi gerçekleştirilecek. Sanatla yoğrulmuş bir milletin gururu Atatürk'ün ilhamıyla çiçeklendi. Cumhuriyet'in 100. yılı sanatın zaferleriyle dolu. Atatürk'ün izinde ilerleyen bir büyük medeniyetin yolu. Selam olsun güzel kalanlara, kapısını güzelliğe açanlara, yüreğini iyilikle sınayanlara, kötülükle beslenmeyip bir kalp kazanmak için insanlığa çalışanlara, hayat ne güzelsin diyebileceğimiz yarınlara. Plaket takdimi için bu akşam tabii Altınordu Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlandı. Plaket takdimine geçiyorum. Şehrimizin kültür ve sanat yaşamının değerli ismi merhum Ramiz Eren anısına. Plaketini almak üzere sevgili eşi Şöhret Eren hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Ortaya buyurun Şöhret Hanım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Plaketini takdim etmek üzere Baro Başkanımız Sayın Sibel Torun ve eşi Altınordu Belediye Meclis Üyesi Sayın Sami Torun'la beraber sahneye davet ediyorum. Başkanımıza, değerli eşine. Şehrimizin kültür ve sanat yaşamının yine değerli bir ismini kaybettik. Eğitimci merhum Sezer Bölükbaş'ın anıs plaketini almak üzere sevgili eşi Emine Bölükbaş hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Plaketini takdim etmek üzere Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören ve eşi Ayfer Tören hanımefendiyi beraber sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım ve eşi lütfen sahnede kalabilir misiniz? Bir takdimimiz daha olacak. Bizler alalım onları. Ve gecenin anısına sevgili şefimiz Engin Can'dan rahmetli anıyoruz. Sevgisini yüreğimizde hep yaşatacağız. Hep bu sahnede bizi yönetiyor olacak. Anı plaketini takdim etmek üzere eşi sevgili Gülseren Candan hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Çok zor, çok acı ve kızını sahneye davet ediyorum.
Alalım, tamam. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Uğur Toparlak Beyefendi'yi takdim etmek üzere yine sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım ve değerli eşleri, Baro Başkanımız, Sayın Baro Başkanımız, değerli hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kusura bakmayın, bu akşam çok heyecanlıyız ve çok duyguluyuz. Engin Bey'le uzun yıllar çalışma imkanı bulduk. Birlikte Türk Sanat Müziği adına, Ordu Kültürü adına önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten insan olarak, ahlak olarak, zerafet olarak yaşanması lazım. Çok güzel insandı, çok değerliydi. Bütün bu güzellikleri kendisinde vücut bulmuştu. Öncelikle kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum. Yine bu gecenin anısını yaşatan, bize katkı sunan değerli başkanıma ve eşlerine çok teşekkür ediyorum. Önemli bir sanatçıyı, önemli bir Ordulu hemşerimizi birlikte andık, keyif aldık. Engin Bey'i hiç unutmayacağız. Engin Bey'i hep yaşatacağız. Sanatı, sanatçıyı ömrümüz vefa ettiği sürece her zaman anacağız. İnanıyorum ki Engin Bey şu gök kubbede önemli bir seda bıraktı. Yine bu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşı'mızın komutanı Atatürk'ü de saygıyla, hürmetle anıyor. Ruhu şad olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Başkanım, müsaadenizle diğer plaket alanları da sahneye alıyorum. Koromuzla beraber bir fotoğraf çekinelim. Sayın Şöhret Eren ve Sayın Emine Bölükbaş lütfen sahneye buyurun. Sayın Baro Başkanımız Sibel Hanım ve eşleri lütfen sahneye buyurun. Arkadaşlar da hep birlikte bir fotoğraf çekimine katılalım lütfen. Belediye meclis üyelerimiz de aramızdalar. Onlar da lütfen fotoğraf çekimi için sahneye buyursunlar. Evet, diğer protokol mensupları da lütfen sahneye buyurun. Tamam, çek. Yerinde olsun.
Tamam. Teşekkür ederim.